Bu videoda iki önemli başlıktan bahsedeceğiz. Görüntü boyutu ve görüntü çözünürlüğünden. Her dijital görselimizin piksellerden oluştuğunu daha önceki videolarımızda öğrendik. Görmek için de yakınlaştırmamız yeterli olacaktır. Pikselleri kadar yakınlaştırdığımızda pikseller arasında bir ızgara göreceğiz. Bu gördüğünüz beyaz çizgiler piksel ızgarası oluyor. Görünüme gelip gösteriye tıkladığımızda piksel ızgarasının işaretli olduğunu görüyoruz. Eğer bu işareti kaldırırsak piksel ızgarasını da kaldırmış oluruz. Bu durumda pikseller arasında çok belirgin farklar olmayacaktır. Eğer piksel ızgarası ile çalışmaya devam etmek istiyorsanız tekrar tıklayabilirsiniz. Böylece eski haline dönecektir. Görüntü boyutu, görüntümüzün sahip olduğu piksel sayısıdır denebilir. Şimdi diğer görseli tıklayalım. Gördüğünüz gibi görselimiz %100 boyutta, yani kendi boyutlarında küçük bir görsel. Buradan da yorumlayabileceğimiz gibi az piksel içeriyor. Yakınlaştıralım. Bu görselimiz için düşük çözünürlüklüdür de diyebiliriz. Çünkü çözünürlük de birim alandaki piksel sayısından çıkan bir tanımdır. Piksel sayımız az olduğu için çözünürlüğümüz de az olacaktır. Bu görselimizin pikselleri 337 piksel dikey olarak, 339 piksel de yatay olarak var. Bunların çarpımıyla total, yani toplam piksel sayımızı görebiliyoruz. Bu da 114.200 küsür piksel olduğunu söylüyor. Diğer görselimizde ise biraz uzaklaştıralım. 1872 2827 piksellik bir boyutu var. Bu iki değeri çarptığımızda, yani yükseklik ve uzunluğunu çarptığımızda çıkan sonuç 5.292.000 küsür. Çözünürlük birim alandaki piksel sayısı demiştik. Birim alandaki piksel popülasyonu yoğunluğu da denebilir. Daha karmaşık bir şekilde söylemek istersek. Tabii çözünürlük sadece baskı yapacaksak bizim için önemli. Eğer baskı için çözünürlüğü düşünmüyorsak çok da bir önemi yok. Örneğin web için bir resim tasarlamak istediğinizde, yani ekran üzerinde ise bizim görselimiz, çözünürlüğü çok da dert etmemize gerek yok. Yalnızca baskı üzerinde çok büyük farklar çıkacaktır ortaya. Bu yüzden baskı dışında çok da önemsemiyoruz. Böylece dijital fotoğrafların temeli olan iki şeyi öğrendik. Bir, görsel boyut. İkincisi de görselin çözünürlüğü. İlerleyen videolarda bunların ayrıntılarını da göreceğiz.